Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Yaşam.com'dasınız. Öncelikle ben hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. İkili'de İYİ Parti Belediye Başkan adayısınız. Evet. Önce ben sizi bir tanımak isterim. Tabii ki. Ben 1965 Menemen İzmir doğumluyum. Adınız? Adım Güney Taner Şen. Güney Taner Şen? Evet, Güney Taner Şen. Evliyim, iki çocuğum var. Eğitim durumuyla ilgili ilk öğrenimi İzmir Menemen'de tamamladım. Yüksek öğrenimi Anadolu Üniversitesi Sağlık ve İşler Bölümünde tamamladım. Birçok belediye üst yönetici olarak görev yaptım. Müdürlük kadrolarında, başkan müdürlük kadrolarında görevler yaptım. Belediyecilik içerisinde olan bir insansınız. Nerelerde görev yaptınız? Öncelikle ilk görev yerim İzmir Menemen Ulukent. Daha sonra Menemen Belediyesi, Menemen Belediyesi'nden Muğla Milas Güllük Belediyesi'ne göre yaptım. Daha sonra Milas Güllük Belediyesi kapanca Milas Belediyesi'ne geçtim. Milas Belediyesi'nden de Dikili Belediyesi'ne dahil oldum. Dikili Belediyesi'nde ilk iki sene İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yaptım. Hangi dönem bu Dikili Belediyesi? 2014 yılında itibaren iki yıl İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yaptım. Daha sonra 6 yıl Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yaptım. 2 yıl önce emekli oldum. Siyasete atıldım. İYİ Parti'de ilk defa. Partimizde de... Yeri gelmişken sorayım o zaman. Niçin İYİ Parti? Biz İYİ Parti seçmemizdeki temel nedenlerden biri felsefesini, buluş felsefesini sevmemiz, genel başkanımızı sevmemiz, partimizin genç kadrolarıyla, dinamik kadrolarıyla Atatürkçü, Uay Milliyeci ve muhafazakar bir çizgide olması nedeniyle İYİ Parti'ye yerimizi aldık. İYİ Parti'de başta Sayın Genel Başkanım Meral Akşener, İl Başkanımız, İlçe Başkanımız ve yönetim kadrolarımız bizim göreve layık gördüler. Önceden de partim için ben yerel yönetimden anladığımda çok güzel projeler geliştirdim. Ama aday olmak bana nasip oldu. Ben bu projeleri, kendi hazırladığım projeleri daha iyi uygulayacağıma inanıyorum. Evet. Dikili'nin sorunlarını biliyoruz. Dikili'de en büyük sıkıntılardan biri arıtma. Bunun yanında otopark sıkıntılarımız var. Yeşil alanlarımız çok kısıtlı. Evet. Bunlara da Dikili'nin imar planlarını el atarak, burada imar planlarında ihtiyaç duyulan revizyonları yaparak İlk olarak oradan başlayacağız. Yani ilk başlayacağımız konu Dikili'nin evet. Altyapı sorunları. Tabii ki ama şimdi şöyle bir şey var. Belediyecinin temel alfabesi biliyorsunuz. Evet. İmar planıdır. Yani imar planlamanız yoksa hiçbir işi yapamazsınız. Hı-hı. Dolayısıyla imar planlarının halkın ihtiyaçlarına göre güncellenmesi lazım. Evet. Bu güncellemeler yapıldıktan sonra gerek altyapı, gerek üst yapı, gerek yeşil alanlar, halkın ihtiyaç olabileceği her türlü sosyal konut alanları bu planlamanın içinde kapsayıcı olur ve bunlar uygulanabilir. Buyurun. Önce imar planına başlayacak, ondan sonra tabii belediyecinin alfabesinin ilk harfi imar planlarıdır. Buradan başlamak gerekir. Eğer planlamanız yoksa istediğiniz kadar proje üretin, hiçbir projede başarılı olmazsınız. Şu an imar konusunda ilgili de bir sıkıntı söz konusu. Bakın belediyecinin kreatif meslektir, yaratıcı meslektir. Dikili bugün de düşünmemek lazım. Tabii ki bugün de çok güncel sorunlar var. Arıtma sorunu var, altyapı sorunu var. Caddelerimiz var, otopark sorunu, birçok sorun var ama sadece bugünle ilgilenmek tam anlamıyla sorunu çözmüyor. Çünkü her geçen gün nüfusumuz artıyor. Dikili 5-10 yıl sonra alacağı nüfusa göre biz o planlamaları bugünlerden yapmamız ve projelendirmemiz gerekiyor. Yine konusu gelmişken bir soruyu. Şu an biliyorsunuz Dikili içerisinde, Dikili daire içerisinde tarıma dayalı bir sera organize sanayi bölgesi yapılmakta. Evet, kurulmakta da biliyorsun. Yanı sıra hemen onun konusunda bir basbaş sanayi serbest bölgesi var. Evet. Bu konuda şimdi imardan bahsettiğin için söylüyorum. Evet. Dikili muhtemelen herhalde bu birçok insanın söylediği bir konu. Nüfus açısından sizin de ifade ettiğiniz çoğalacak nüfusun artışı olacak. Sırf o değil biliyorsunuz Çandarlı da dünyanın en büyük limanlarından evet, biri. Liman da var. Aynı zamanda tarımsal organize sanayi bölgesinin inşaatları başladı. Evet. Bunun yanında Dikili
birçok tarım alanında seraların yoğun olarak bulunduğu bir bölge. Dikili artık hem tarım kenti oldu, aynı zamanda da eskiden beri turizm anlamında çok kapasiteli bir bölge. Az önce de bahsettiğim gibi bizim temel amaçlarımızdan biri de bu imar planlarında turizm tesis alanları da iktisat ederek, oluşturarak turizm yatırımcısını bölgeye çekmektir. Temelde anlattığım gibi Dikili turizm ve tarım kentidir. Buna yönelik projeler geliştireceğiz, istihdam alanları açacağız. Bu anlamda Dikili'nin gelişmesi için elimizdeki bütün projeleri uygulayacağız. Diyeceksiniz ki efendim belediyelerde finansman sorunu yok, para yok. Bunu nasıl başaracaksınız? Evet, bununla ilgili olsa sıkıntı tabii ki. Ama bunlar çözülebiliyor. Bakın biz her yıl genel bütçeden Avrupa Birliği hibe fonlarına çok ciddi miktarlarda büyük paralar aktarıyoruz. Ancak proje üretemediğimiz için bu paralardan faydalanamıyoruz. Biz bu anlamda yapacağımız her yıl açıklanan, çıkarılan, duyurulan Avrupa Birliği hibe fonları projelerinden de güzel projeler hazırlayarak kendimizin bu projelerden yararlanmayı düşünüyoruz. Şu ana kadar bu projelerden yararlanılmamış. Şimdi çok ciddi bir eğitim istenmişti. Ben İzmir Valiliğine 3 ay bu eğitime katıldım. Bununla ilgili uzman bir kadroda kurma imkanı var. Bu kadro oluşturulursa duyurulan projelere yönelik engelliler olsun, efendim işte tarım olsun, hayvancılık olsun, turizm olsun. Bu anlamda bu projeleri biz hazırlayacak ekibi kurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve yapacağımıza da inanıyorum. Bu projeleri üretince bu hibe fonlarından faydalanarak finansman sorunu da kısmen çözeceğimiz kesindir yani. Peki başka projelerinizden bahsettiniz, tamam. Başka projeleriniz neler var? Şimdi lokalatif anlamda söyleyebiliriz. Temelde ikili tarım, hayvancılık ve turizm kenti. Bu şekilde görüyorsunuz hayvancılık tabii ki, ve turizm. Turizm kenti. Bu anlamda köylerimiz artık köylerden kentlere ciddi anlamda göçler oluyor. Köylerimiz boşalıyor. Köy kültürümüz yok oluyor. Biliyorsunuz köylerimizde adetlerimiz var, geleneklerimiz var, göreneklerimiz var, kültürümüz var. Bu köyleri canlandırmazsak, kooperatifleştiremezsek, bunlarla ilgili köye dönüş projeleri gibi büyük şeylerden, köye dönüşle ilgili projeler yaratamazsak, aynı zamanda bu köylerimizi bir kültür erozyonuna da uğratmış oluruz. Bu anlamda köylerimizi kooperatifle, imece ile geliştirerek, mera alanlarımızı ıslah ederek, aynı zamanda arıcılarımız bu mera alanlarının bölgelerinde özel dikeceğimiz bitkilerle arıcılarımız da bu imkanlardan faydalanarak hayvancılığı geliştirmek istiyoruz. Diğer taraftan turizm anlamında da dediğim gibi planlama yapar. Bu planlama için turizm sanayicileri buraya çekip Dikili'de 12 ay bu turizmin yaygınlaşması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Köylerde bir kooperatifleşme kesinlikle her köyü biz ayrı ayrı inceledik. Bu köylerin hangi ürünleri geliştirebileceğine, hangi ürünlerde başarılı olabileceğimize, hayvancılığın hangi köylerde daha iyi yapılabileceğine, mera alanlarının hangi köylere daha yakın olduğuna dair çalışmalarımız var. Bu anlamda da projeler hazırladık. Hayvancılığı, tarımı ve turizmi birlikte geliştireceğiz. Şu an doğal olarak da seçim dönemi içerisinde adaylar belirlendi. Evet. Siz seçim tablosunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani baktığınızda siyasetten. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Biz siyaset anlamında bütün partiler bizim için değerlidir. Hiçbiri birbirinden hepsi anayasal konulardır. Biz hiçbir parti işte kötü yaptı, eksik yaptı diyemeyiz. Taş üstüne koyalım. Allah razı olsun diyoruz. Ama biz bu hizmeti daha iyi verebileceğimize inanıyoruz. Çünkü ben belediyecinin mutfağından gelen bir insan. Bu anlamda çok iyi yetişmiş, çok gelişmiş bir insan. 30 yıllık belediyecilik tecrübem var. Ben buna güveniyorum. Halkımızı seçeceğine inanıyorum. Başka eklemek istediğiniz şeyler var mı? Yok ki önümüze hızlı bir süreç yaşayacağız. 30 günlük bir süremiz var. Her şeyi, bütün konuları böyle kısa programlarda anlatmamız mümkün değil. Zaman zaman yine bir araya gelip projelerimiz hakkında konuşacağız. Ben başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Siz de sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nesil olsun inşallah. İnşallah.